Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün eski öğrencim Emrah kardeşimizin yanındayım. Merhabalar Emrah. Merhaba, merhabalar hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayram mübarek olsun. Sağ olun, size de teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Herkesin buradan Ramazan bayramını kutluyorum. Hayırlı bayramlar cümleten herkese. Buradan Türkiye'deki, Almanya'daki, Azerbaycan'daki herkesin bayramını kutluyoruz. Özellikle de Almanya'da. Evet, Almanya'da abim var. Abisi bu kuşluğu da bize ilk başlatan o. Evet. Sağ olsun, iyilik mi yaptı, kötülük mi yaptı bilmiyorum ama iyi bir şey yaptığını düşünüyorum. Tamam, Emrah'ın anlatımıyla devam edelim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya Emrah, sürprizlerle dolusun. Aşağıda zaten ağzım açık kaldı bunu görünce. Ya bu nedir bu? Evet. Dur şöyle bir... Arkadaşlar, şimdi ben buraya ilk geldim. Emrah şu tarafta, doğru hatırladın mı? Evet hocam. Bu taraftaydı. Sonra geçen yıl geldim. Bu tarafa bakıyordu. Şimdi aşağıdan ben sandım ki sadece yönünü bu tarafa vermiş. Adam sıfır çıkma yapmış. Vallahi öyle oldu hocam. Son mu? Son. Seneye sürprizle... Yok, baktık yeter. Ama şimdi sebebi var, onu da açıkla da. Evet, sebebi... Yönü bu tarafaydı hocam. Evet. Arka tarafa yeni bina yapıldı. Şöyle ufaktan gösterelim. Az sonra daha ayrıntılı gösterelim. O yanına devasa bina yapılınca mecburen. Mecburiyetten hem çıktık. Hı-hı. Güzel. Kümesi de yeniledik. Evet, güzel. Çok 10 numara tam olması gereken devasa 8'e 8 mi? Evet hocam. 8'e 8. 8'e 8 standart. Güzel bir çıkma olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Yukarıdan daha ne görüyorum? Tabii tabii. Şimdi aşağıda yine çitliler var. Yine çitliler var hocam. Tamam, evet. Şöyle buyurun. Bunlar. İlk başta hocam çitlileri gösterelim hocam. Tamam. Tabii yumurtaları şey yapamadık. Bu sefer kümesi değiştirdiğimizden dolayı, işte tadilattan dolayı yağmura denk geldi tam da. Ha, burada. Su falan aldı işte yerlerden. Şu an yavru yok ama. Yavru alamadınız. Yine bir aya falan yine yumurta, yavru alırız herhalde. Evet, evet. Kasaları bu şekilde koymuşsunuz. Posta var, çarşılı var, siyah çarşılı. Kara çarşılı. İşi de şurada bakın arkadaşlar. Maşallah. Erkeğini beğendim, erkeği güzelmiş. Evet. Siyah kanat posta çit mi? Evet hocam, onlar çit. Nerede eşi? Eşi yanındaki hocam. Ha, şu mu? Yeşil markalı olan. Biraz alaca gibiymiş ama. Vallahi alaca gibi hocam. Onların nesli zaten karışma ya nesillerini bildiğimiz için hocam. 3-4 senelik karışmacı bir abimizin kuşu. Tam diyecektim, biraz yaşlı gibi. Aynen hocam. Bayağı yani duruyor gözlerinin kenarı falan. Sağlam artık yani. Ha. Sağlam kuş arıyoruz bu devirde, biraz zor bulunduğu için. Evet. Mesela içlerinde sarımlaması yine ilk videoda da vardı. Evet. Onu artık karışmadan çektik hocam. Artık şu çiftliği aldık. Şu sarımlaması mı? Ya sarımlamaz işte. O senin eski savaşçılardan. Benim eski savaşçılardan. Parayla alınamayacakmış hocam benim de alınca. Onu değişmezsin. Yani, neyle neşe hocam vurdun? Şu yandakiyle mi? Evet hocam. Güzel olmuş. Onun normal kırmızı mülamas da atmışlardı dişisini bizim bir abi de. Evet. Normal mülamas veriyordu. Ben de ondan rica ettim. Sağ olsun beni kırmadı. Evet. Baştan sarılar. Baştan sarılar hocam. Onlar da daha işte 2 aylık falan. Daha yavru almadınız. Aynen, daha yavru almadık. Yumurtladılar da işte yağmurdan dolayı hocam şey oldu. Yumurtalarını atmak zorunda kaldık. Bende de baştan kara ve baştan çikolata var. Baştan çikolata. Onu biliyor musun sen? Çikolatayı ilk defa duydum. Ya siyahın altından böyle hani boz derler. Tam siyah olmayan bir renk atıyor. Evet hocam. İşte değerli takipçilerimiz de hocam çikolata o dediler. Çikolata kaldı. Çok değişik bir renk. Takipçiler öyle dediyse öyle kaldı. Evet. Ben de baştan çikolata diyorum. Baştan sarılar da güzelmiş maşallah. Yine postalar. Aynen posta hocam. Çiftleri. Yani kendi bildiğimiz yani çoğu bizim karışmacımız zaten. Evet evet. Elvan abi mesela Milan Mansı'nız işte karışmacı. İçeride mor alacağımız var. Hı-hı. Kanat işte çakmaklı alacağı, şu sarı alacağı var falan. Hep bizim kendi karışmacımız. Evet. Onlar artık yaşlanınca direkt çiftliği ayırdık. Burası Konargan'ın altı arkadaşlar, şu anda bulunduğumuz yer. Güzel. Böylece burayı da değerlendirmiş oluyor. Ev için de güzel bir şey ha aslında ha. Evet. Aşağısına şey olmuyor. Sıcak olmuyor. Aynen, aynen hocam. Şimdi burası sıcak memleket. Aynen öyle hocam. Aynen. Burası daha iyi. Aşağıya yani, sıcak da gitmiyor. Bir de çiftli yeri için yani çok muazzam bir yer bence. Yazın da güzel olur. Evet, serin hocam, olur. Aynen. Şimdi direkt buraya güneş alsa sıkıntı olur. Aynen. Aynen. Kırmızıyla sarı mı? Hocam kırmızıyla sarı, kırmızı gümüş veriyor. Yukarıda yavrusu var zaten.
Sarı veriyor mu hiç? Yok, sarı vermedi. İlk yavrularını aldık. Zaten bir tek yumurtaydı. Evet. O yukarıda, ben onu göstereceğim zaten yukarı çıkınca. Kırmızı gümüş kırmızı veriyor. Gümüş vermiş, verdi hocam. Maşallah. Tamam. Burası böyle. Burası herhalde. Tamam. Şu delikanlı da bayağı... Hocam o da çok sevdiğimiz bir insanın karışma kuşu. Karışmada yakaladığımız kuş. Onu hiç etmedik hocam. O kendi kendine bıraktık burada. O artık ölür. Yani ölür dediğimiz kuşlar. Anladım. Bildiğiniz, tanıdığınız yani, arkadaşın. Aynen artık. Damda var zaten hocam. Bu çıkmayı yaptık. İlk işte karışmanın sonuna yetiştirdik. Evet. Çıkmayı yaptık. Çok sevdiğimiz insanların kuşlarını da yakaladık. Evet. Yani kameradan zaten çoğunu ben paylaştım yani. Siz belki görmüşsünüz. Paylaşıyorum. Özellikle aynen TikTok'ta. Hocam. Aynen. TikTok'a atıyorum zaten hani şey olmasın diye. Çünkü hocam sayfaya atıyoruz. Hı hı. Yani ne kadar da vermek istemesek ya kıramadığımız abiler aracı oluyor. Ya işte Emrah ver işte şöyle bir hatırım mı yok, şu yok, bu yok yani. Sahiplerinin yani bilmiyorum hani veriyoruz. Ya veriyoruz da hocam, vermek istemediğimizi yani bunu söylüyoruz. Biz yakalanınca kimseden kuş istemiyoruz. Ama da gelen ya işte tamam diyor, biz de vermiyoruz diyor. İşte şöyle bir ahkam kesiyorlar sezonun ilk başında. Evet. Şimdi hocam seneye sezon başlayacak. Evet. Sezonun başında kuşlarını çekiyorlar videoya. Ya işte bundan sonra seneye kimseye alıp vermem yoktur, kimse benim kapıma gelmesin, kuş için kimse almasın. Eyvallah, tamam, herkes onu görüyor, tamam, bir yiğitlik yapıyorlar. Sezonda ondan sonra beklediği şeyi alamıyor kuşlardan, kuş yakalanınca geliyor. Eğitimini az veriyor artık. Ondan sonra mesaj atıyorlar. Ya işte Emrah, bu kuş bizim de yakalandı işte kardeş, cezasını verelim de alalım da. Hani yiğitlik yapıyordunuz, ne oldu? Sen ne yap biliyor musun? Sana bir taktik vereyim. Buyurun hocam. Bence o hani... Alıp vermeyeceğiz de paylaşımda bulun da sen onu sakla. Doğru. Ekran almam lazım hocam. Ekranı al kardeş, sen bunu demiştin bak diyeceğim. Yani hocam enteresan yani, millette bir özgüven anlamıyorum yani. Ben de büyük konuşmak istemiyorum. Bizim de kuşumuz yakalanıyor ama biz sahip çıkıyoruz. Bir de hocam, bir de millette sahiplenmeme şeyi de var. Kuşunu görüyorlar, aracıyla laf gönderiyorlar ama kuşun internette sahiplenmiyorlar. Evet. Ben de o yüzden zaten sahiplenmeyenlere vermiyorum kuşunu. Evet. İlk baş yazsınlar kuş benim diye. Hı-hı. Ondan sonra bana mesaj atabilirler. İster verim, ister vermem. O da benim inisiyatifime kalmış. Tamam. Daha atacağız. Senden yukarıda çok konuşacağız. Gel. Buyurun hocam. Çıkmaya doğru gidelim. Bu zaten apartman komple Emrah kardeşimize ait. Başka bir şeyi yok. Evet, ulaşım imkanı yok buraya. Ve tam anlamıyla bitmiş değil. Daha çıkmanın dün bile bir kısmını tamir etmişler, yapmışlar. Evet hocam. Bura eski yeriydi hocam. Burası eski yönü bu taraftaydı. Kümes buraydı, çıkma buraydı. Biz buradaydık. Kümes yani. Şuradaydı. Biz buradaydık. Konarga bu taraftaydı. Konarga da şu buradaydı. Ama bu yan taraf yoktu. Oo arkadaşlar, şuna bakın. Sıfır ya. Ya bu nasıl bir yakınlık Emrah böyle? Hocam işte... Kaç metre bu böyle? Yani hocam, hani böyle atlasan geçersin dedin ya. Evet, yük çıkmadan atlasan karşılama geçersin. Evet ya, nasıl bir... Şuna bak ya. Biz de hocam korkumuzdan gittik. Şu boş arsa var dedik. Bina bina yaparlar, gittik orayı aldık biz de. Bir arsa yapmasınlar diye. Arsa aldık vallahi. Evet, bina yapma. Bir de birleşip bina yapmasınlar diye. Çık bakalım, çık. Buyurun hocam. Evet arkadaşlar. Ay maşallah. Buyurun hocam. Dur bakalım. Yeni de kuş bırakmıştık, o da gelmiş. Bunların içinde mi? Dur. Yok, konağın. Evet, şimdi bunlar yeni bastırdığın güvercinler mi? Yok hocam, bunlar benim işte gündüze, işte yeni bastırdıklarım da var. Gündüze falan bıraktıklarım var. Bunlar öyle dışarıda seyip de, işte gündüze canım sıkılınca geliyorum. Bunları falan bırakıyorum işte. Evet. Dişili erkekli, bura karışık yani. Dişiler falan işte. Yavru alıştırmak için vesaire. Karışma yok zaten şu yok, anda. Karışma bitti zaten. Seyip mi biraz kuşlar şu anda? Bunlar dışarıda seyip. Bunlar hocam. Karışmacılar da var. İçerisinde. Ya bunlar karışmacılar da var. İşte yeni bastırdığım kuşlar da var. Ayrıca hocam 3 parti kuş aldım ben. 3 parti. Aynen. Nereden? Biri Hatay'dan. Evet. Bir abimiz, İsmail abimizden kuş aldık. Bir de Antep'ten kuş aldık hocam. Evet. 60 tane birinden, 58 tane birinden aldık. Piyasa ne durumda? Emrah, ona da bir değinsene. Hocam piyasa yani... Çok düştü diyorlar. Çok düştü diyorlar da yemden dolayı falan şöyle böyle. Kuşun iyisi sağlamdır. Yani bence... Ya sen iyi para verdin mi? Ne verdin kardeşe? Ben hocam şöyle söyleyeyim. Kuşu aldık gittik. Yani bir sezon önceden de aldığımız yani... Bildiğiniz yer. Bildiğimiz evet. Yerdi. İlk aldığımız kuşu 60'lardan aldık hocam. Bak kelle başı 60 arkadaşlar. Kelle başı 60. Toplu
60 kuş 60 liradan. Aynen hocam. Hı-hı. 58 tane 60 liradan aldık. Evet. 60 taneyi 57 liradan aldık hocam. 57'şer anlaştık. Hah, yani bakın yani, bu fiyatlardan aldık. Fiyatlar aldım. Daha içinde ne bileyim posta gribas falan o tarzlar değil. Normal cash 1'dir. İşte posta, mor posta, mor cash 1 vesaire. Cash 1 tarzı. Evet. Ebotam alaca normal. Ya işte kellebaşı şey diyorlar Emrah. Hani kellebaşı 20'ye kadar düştü, 30'a kadar düştü. Hocam, o kuşuna göre mi diyorsun yani? Ya bence kuşuna göre yani. Şimdi atıyorum mor var. Ya ne bileyim aşağıda mesela içeride mesela ben size şöyle bir... Sen bir de uçurup görüp mü alıyorsun? Evet hocam biz uçurup alıyoruz. Öyle yok ben gidip de kahveden alayım veya şuna böyle bir direkt şey yok. Direkt yerinde uçur. Aynen hocam. Tamam. Aynen. Tamam fiyat o zaman farklı olur tabii ki arkadaşlar. Yerinde birebir. Mesela hocam şöyle göstereyim. Bakın hocam mor var. Kalktı da yani. Ya bir o mor var mesela o fiyatlar. Bir de şöyle bir mor var mesela. Yani bununla bu aynı para olması imkansız yani. İmkanı yok yani hocam. Mor maşallah. Şimdi bu mora, o mora gidersin 25 lira 30 lira verirsin ama bu mora 25 lira verdiğin zaman adam senin damdan aşağı indirir yani. Evet. Yani, böyle seyip. Bunlar öyle hocam. Dişil erkekli işte ne bileyim fazla evet. Uçmayan, yaşlı olan mesela. Ya bu arada şimdi senin eski güvercinlerin de var. Var. Pek onlar bu üçüncü değişikliğe nasıl adapte oluyorlar ya? Şimdi hocam ilk başta... Şaşıran oluyor mu? Ya ilk baş bıraktığımızda hocam mesela ilk bıraktım. O gün akşama kadar rezillik diz boyu. Konmuyorlar. Konmuyor değil mi? Konmuyorlar hocam. Ya şok. Bir arada yatalım derseniz orada burada. Ama geliyorlar yani. Ya üçüncü kez. Emrah bu arada bak ben biliyorum yüzlerce video çekmiş. Evet, hatta yüzlerce yere gitmiş biriyim. Evet, böyle hocam. Senin gibi. Hani bu kadar değişik mecburiyetten. Ya hocam biraz mecburiyetten biraz daha içimizde var ya. Evet ya, ama böyle için. Böyle müthiş olmuş. Bak. Ya, böyle iyi olmuş. Hocam. Şöyle bakın arkadaşlar. Müthiş açık. Önü artık açık. Daha imkan yok. Evet artık. Bunun önüne bir şey gelme imkanı yok. Gelmez yani hocam yan tarafı daha buraya da şu bina. Çünkü bu yanındaki bina bitmiş artık üstüne. Ya, yandaki 4 katlı zaten. Ha bitmiş oranın evet, şeyi. Hocam, bitti. Şuraya da yani yapılma şeyi yok. Ha orayı arsayı da siz almışsınız zaten. Yani hocam sanmıyorum burada artık başka bu. Yani bundan sonrası da ne olur bilmiyorum yani. Seneye burada çekeriz inşallah. İnşallah hocam seneye muhakkak. Bu yıl gelemedik sezonda. Aynen, hocam, sezonda gelemedik. Bir de bu sezon yağmurlu. Evet hocam. Çok yağmurlu. Doğru düzgün. Karışma nasıl geçti? Değinmişken oradan hocam, devam et. Karışma öncelikle şöyle söyleyeyim. Yaklaşık bir 22 ya da ya 25 tane diyelim biz. Hani alt kanatla birlikte. Hı-hı. 25 tane kaybımız vardı bu sene. Evet. Yani zaten kuşumuzun çoğu belli. İşte boyasından da belli. Ayağındaki işlemeden adımız da yazıyor. Sarı yeşil markamız da var zaten ayağında. Evet. Yani 25 tane diyelim zayetimiz var. Hocam yüzün üstünde de kuş yakaladık. Zaten maşallah. Çoğu TikTok'ta var. Evet. Çoğunu da atmadık. Sezonun belli bir noktasını atmadık biz hocam. Çünkü geçen seneden ağzımız yandı sürekli istedikleri için. Evet. Atmadık. Hatta parça yapıp sattık onun parasıyla tekrardan kuş falan aldık. Evet. Yani ondan sonra atmaya başladı zaten. Çoğunu internette görüyorlar. TikTok'ta da falan bayağı izliyorlar. Yani bizim için iyi geçti. Karışmanın ortasında işte bina yapımından dolayı çıkma yapmak zorunda kaldık biz de. Tekrardan. Bir 10-15 gün hatta kuşlar da şey oldu biraz yıprandı ama yine ona rağmen de çoğu kişinin kuşuna göre bizim kuşumuz görevini yerine getirdi hocam ya. Bunlar şimdi gündüzcüler hocam. Sezon bu şekilde geçti senin için. Aynen. Yani. Bu arada senin bu videonun altına TikTok hesabını da ekleyelim. Tamam. Sezonda bol miktarda böyle karışma videosu özellikle de güvercin yakalama videosu izlemek isteyen arkadaşlar sen yakalıyorsun atıyorsun TikTok'a. Yakalıyorsun atıyorsun. Atıyorum zaten. Kapatıyoruz burayı. Lambda kamera falan da var zaten evin her yerinde. Ha şu kameranın görüntüsü. Bu kameradan ekran alıp atıyoruz hocam. Yani normal doğal her şey. Vay bayağı net çünkü evet, ben TikTok'tan takip ediyorum senin o... Kameradan yani buradan hocam. O kameradan evet. O kameradan zaten görüyorum. Görüyorum. Şuradan ağrı bir geliyor arkadaşlar. Evet, örbü bir çalıyor şuradan. Yani çok maceramız oldu burada. Zaten hocam çıkma yaptıktan sonra çoğu kuşlar mesela o zaman bina daha 3. katında falan. Kuşlar tam etrafı sarıyordu. Zaten biz dökmeye kalmadan kuş kendini konarak yatıyordu zaten. Evet. Hani lehinde çoğu kuş besleyen arkadaşların, kuşçu abilerimin mesela... şeyleri var. Benim kuşum şöyle lef dönüyor, böyle lef dönüyor da herkesin lefi kendine sert yani. Evet, evet. Yani kuşu sezona iyi pişirmek lazım. Kırmızı gümüş bildin mi? Ha, bu kırmızı gümüş aşağıdakilerin yavrusu hocam. Maşallah. Yavrusu bu. Bu seneye yetişir mi Emrah? Hocam seneye zor belki mu? Alt kanattan da. Ha. Hani tam anlamıyla bence beklemesi lazım bir sezonda. Ha bir sezonda seneye diyorsun alt kanattan ufak ufak, ufak karışır. Mutfağı öğrenir en azından kuş bölüp geldikten sonra. Evet. Ya bir de ben hocam mesela elvan kuşu karışmaya bırakma taraftarı değilim. Neden bilmiyorum elvan kuşu
yani ben burada şey yapayım, hani diyorlar işte şöyle sağlam böyle sağlam da benim buraya gelip de postayla laf atan pek nadir yani 100 taneden belki 5 tanesi çıkıp gidiyor. Yemiyor değil mi? Gerisin hepsi hocam. Hani ilk başta sıyrılmaya çalışıyor ama lefe düştükten sonra yani imkanı yok. Yani bir gün gitse ikinci gün kalmasına yine konar olur. Evet, evet. Yani yanlış anlamasınlar, elden kuş besleyenlere veya sağlam olanlara saygımız sonsuz da. Posta kuşun yeri ayrı hocam ya. Yani. Postanın içinde yani yemiyor elvan, yani. Elvan kuş, ya benim bildiğim yani biz mesela şey yapıyoruz. Kuşun çok sert döndüğü için 3-5 tane elvan bırakıyoruz hocam. Sırf yavaşlatması için kuş. Kuşu yavaşlatsın yani diye. Aynen hocam. Yoksa yerinde durmuyorlar yani. Posta kuşu çok değişik. Evet. Yani elvan kuş taraftarı değilim ben. Şimdi ne var içeride? Hocam şimdi bu kümes daha bırakmadık. Yani bu kümes daha yeni. Kanatlar hocam şimdi kırpık kanadını yolduk. Kanadı geldi. Belli bir şeye geldikten sonra, işte tahta kanadı olduktan sonra kapatıyoruz hocam. Hani ilk kalktığında kanatları kısa diye konması zor oluyor. Biz bir haftada öyle bekletiyoruz kümeste. Hani kalkması konması iyi, yani daha rahat olsun diye. Daha hiçbirini bırakmadık hocam. Bunlar yeni olanlar. Antep kuşu. Bunlar evet. Bunlar Antep kuşu hocam. Gaziantep'e buradan selamlar. Aynen. Antepli arkadaşlarımız. Ahmet Şerif abimin kuşlar bunlar. Bilinir mi? Ahmet yani abimiz Antep'te. Sosyal medyada da bilirler hocam. Tamam, Gaziantep'li arkadaşlar yorum atarım. Kanadı geldi. Maşallah maşallah. Yani daha uçmadı hocam, hiçbir uçmadı daha. Evet. Kanatları tam geldi zaten. Yeni yeni bırakacağız işte, bir tanesi dışarıda hocam. Orada daha kümese girmiyor. Kümes bu kümes olmadığı için. Zehir gibi posta. Hocam posta. Full arkadaşlar bakın hepsi zehir gibi posta. Şunların rengi bayağı koyu ya. Hangisi Emrah? Hocam? Şunlara ben mor posta diyecektim de tezganti gibi kıpkırmızı. Şu bak yerdeki bak. Evet. Kanat postanın yanındaki. Evet hocam yani. Değil mi? Kıpkırmızı renkleri. Koyu bayağı. Bak şu mesela evet. Yukarıdaki bayağı mor posta. Şu. Evet inşallah o da basar hocam. Şimdi ha bunların şimdi. Daha basmazlar. Kaçının gelmesi var. Kaçının burada bunları bastıracaksın. Evet. Kaçı? Kaçacak. Kaç evet. Dediydin? Hocam burada 60'a yakın olması 60'a lazım. 60'a yakın güvercin arkadaşlar. Olması lazım. Çarşılı var bir tanesi ya. O çarşılı hocam bir abi hediye etti. He. Getirdi. Vallahi bilmiyorum. Burada bakalım, duruyor. Bakalım yeni diye buraya bıraktık. He. Zaten diğer kuşlarımız da fazla mazisi yok. 10 günlük bir mazisi var. Şurada bir tane fitilli gibi mi? Vallahi. Baksana sağına soluna. Fitilli gibi ha. Vallahi hocam ya el değmemiş. Bence ondan yani tam fitilli olmamış ama. Evet. El alınmadığı için olabilir yani. Ayakta senin şeyin mi kırmızı? Yok onlar benim değil hocam. Artık sarı kırmızıyı biz şey yaptık, değiştirdik. Sarı yeşil takıyoruz hocam. Ha sarı yeşil takıyoruz şu anda. Sarı yeşil takıyoruz. Zaten sarılarda da benim ismim var çoğunda. Bunlar yeni hocam. Sarı kırmızı olanlar falan hepsi yeni kuştan. O içinde bir 7-8 tane şey var. Tatlı kuş var. Gerisinin evet. Hepsi o Antep'ten alınan kuş. Mavi ile turuncular hepsi Antep kuşu hocam. Peki böyle sezona hazırlamak için evet hocam. Ne zaman kuş alınır, hocam, bölük alınır. Hangi ayda alınır? Bu zamanlarda alınır hocam. Sen biraz erken... Isındı. Ben nasıl söyleyeyim? Biraz biz erken olmuş o zaman. Çıkmayı yapacağız diye. Bir de hocam hani bildiğimiz kuş olduğu için aldık. Adam satacaktı. Dedi ki ya kaçmasın. Yarın bir gün nereden bulacağız sağlam kuşu? Aldık hocam. Yoksa yani. Nisan-Mayıs zamanı. Evet hocam doğru. Nisan-Mayıs zamanı. Alacağım işte kırpacağım vesaire. Kanadı gelecek. Yazdam da geçirecek. Aynen yazdam da geçirecek. Ama genelde hocam biz şey yapıyoruz. Hani biz kendimizin yaptığı. Şu oluyor. Biri çağırıyor. Bir bak bakalım. Tamam devam edelim. Şimdi sen biraz erken davrandın bildiğin yerden kaçırmamak için. Aynen öyle hocam işte biz biraz aldık. Bir de hocam biz şöyle bir şey yapıyoruz mesela. Biz yaz gelmeden alıyoruz kuşu. Evet. Hani havalar ısınırken tutuyoruz işte alıyoruz bastırıyoruz. Evet. Tam sıcağı denk getiriyoruz. Hem önce şey yapıyoruz bir de sağlam olanları biz kırpıyoruz hocam. Hani supta bir sezon yatırıp da evet. Ondan sonra kanadı gelince yok uçurayım işte sağlam mı değil mi onu daha erkenden tespit etmiş oluyoruz. Şimdi biz hocam yenileri burada mesela 60 tane var. Buradan işte uçururuz. Gezenleri vesaire şu bu bakarız hocam. Böyle kuş uyum karışmadan çok önce uçurmuş olursun sen. Evet hocam. Ha. Şimdi biz iyilerini kırpıyoruz şimdi karışma. Mesela bu kuşun içinde şeyden de var. 10 gün önce aldığım kuş 10 gündür diğer yeni kümeste olan kuşlardan da var. Evet. Yani o kuşlardan 5-6 tanesi burada mesela. Onlar randıman vermediği için mesela 5-6 tanesini sattık. 5-6 tanesi burada uçuyor. Onlar karışmacı olmayacak kuşlar. Evet. Onlar gündüz olacak kuşlar. Şimdi ben bunlardan da hocam alacağım, bırakacağım.
Evet. Gezecekler. Hangileri sağlamsa biz onları tekrardan gırpacağız. Biz onları yatırıyoruz damda. Evet. Diğerleri ister geri çıkartacağız kuştan ya da gündüzü uçuracağız hocam. Hmm. Boşuna yani bir yaz boyunca bekletmeyeceğiz hocam. Evet. Tamam. Başka kuş? Hocam başta burada uçanlar var hocam. Şöyle göstereyim. Bunlar hocam yeniler. İçinde bizim eskiler de var 20'ye yakın ama çoğu yeni. Hani bu yeni olan kuşlardan hocam. Zaten yerinde durmayan sağlam atılıp gidenleri zaten kırptık hocam yenilerin içinde. Evet. Yani bunları bastırdın içinde, yani. Bunların hepsi basmış kuş hocam. Zaten kırpıklar da var hocam. Onlar da şey bunların atılıp gidiyor sürekli gidiyor. Yani gidecek artık yani yakalanacak. Sağlamlığını belli etti yani biz de kırptık işte hocam. Onları biz yatırıyoruz. Evet. Şu kırmızı macar. Hı? Kırmızı macar hocam. Aynen. Maşallah. Abi şey kuyruğuna sokusu da var. Güzel tatlı rengi var ama. Aynen. Şu boyalılar eski mi? Boyalılar benim karşımacılarım hocam. Onları daha kırpmadık. Hani bunların içinde. Hı. Bunların içinde şey yapmadık. Evet. Morposta. Çoposta yani. Çoposta. Tezgenti, morposta, göposta, karaposta. Şurada yine bir çarşılı var. O çarşılı hocam şeyden Hatay kuşundan olan. Evet. Sağlam hocam hani atılıp atılmıyor. Hmm. Yani pek nadir atılıyor ama yakalanmıyor da karıştığı yerden geri geliyor. Evet. Karagüllülerimiz var hocam iki tane. Biri Ahmet abinin eski kuşundan. Karagüllü evet. Mesela Ahmet abinin kuşundan, eski kuşundan. Burada bastı değil mi bunlar? Bunlar hocam ilk bıraktık. Mesela yaklaşık bir 6-7 aydan beri buradalar. Yavrusunu dahi şey yani yavruya bile şey yaptık. Baktık ondan sonra hani dam değişikliğinden dolayı, yer değişikliğinden dolayı işte alamadık yavru. Yağmurdan falan. Sonra yukarı getirdik hocam. Kanatlar zaten vardı. Evet. 2 gün bekledi. Bıraktık. Gittiler hocam. Kümes falan yok. Eski yeri zaten yakın buraya. Evet. Bir gün orada bekledim. Ertesi gün hepsi birden geldi. Vay be. Eski yerinde bir gece yattı. Baktı ki kümesi aynen bulamayınca. Aynen öyle hocam işte. Şimdi kısmetse bunlardan seneye kaç tane? Hocam aklındaki, bunlardan seneye kaç tane? Zaten hocam bunlardan bizim eski kuşlar ve bunların içinde olan kuşlardan ortalama bir 30 tanesini falan 25-30 tanesini kırptık zaten. Evet. Bunlardan da hocam ortalama yine beklentimiz bir 40'a yakın var ya. 40 tane hani fazla şey yapmayayım mesela. Hı. 40'a yakın bırakmayı düşünüyoruz. Bunlarda yani kırpılacak kuşlar var. Biz az daha zaman geçmesini bekliyoruz. 40'dan başlarız yani, sezona diyorsun herhalde. 30 tane önceden kırptığım var. 40 tane de burada var. Ha 70 toplam yani. Yani 70. Zaten 60 tane düşüyen kümesi de var. Onlardan da koyulacak içine takviye. He. Ya hocam bulur mu? Valla büyük ihtimal bu sene bulur hocam ya. Aldığımız kuş da sağlam zaten. Evet. İşte çoğu gezip bulan kuşlardan. Bir de bu kuşlardan hocam yani rastgele diyorum mesela bir tanesini göstereyim size. Mesela bu. Ertesi gün gelen kuşlardan. Ertesi gelen kuşlardan. Abi, ertesi gezi... gün gelen... Yani hepsi sağlam. Yaklaşık 12-13 tane kaybımız oldu. Bunlardan. Evet hocam. O yeni kuşlardan. Bu basmadı yani. Evet. Yani bir tanesi var. Kırptı herhalde. Kırptı var da bir tarttı hocam. Evet. Yani 3 gün yani 4 gün gezip gelenler var hocam. Evet. Hatta bir tanesi dama çıkarken bahsettim ama bir alamadık. Daha 4 gündür bu yeni kuşlardan daha gelmedi hocam. Geziyor. Evet. Karagüllü'nün diğeri de şurada yeni fark ettim. Karagüllü'nün evet hocam. Maşallah. Bu Hatay kuşundan olan hocam. Evet. Hatay kuşundan olan. Hmm. Hocam işte mesela bu Karakeşpir. Ahmet abi hocam. 3-4 senelik kuşu. 3 sezondur ben onu yakalayamadım. Hadi be. Yakalayamadım. Kısmet. Kısmet şimdi geldi geldi. Evet hocam. Şimdi bunlar uçuyor mu? Bunlar hepsi uçacak hocam. Onları kapattıktan sonra bunları bırakırız. Diğer kümesine de bakalım. Tamam. Bakalım. Başka? Burada da mı? Burada. Allah. Ha burada kırpıklar var hocam. Heh. Ah, dün Ahmet abi kırpmış, biraz daha kırpmış. Heh. Hocam bunun içinde 2-3 tane şey var. Tuttuğumuz kuş var. Artık bu kuşlar şöyle gösterelim hocam. Heh. Biri şu monoti gri beyaz olan, biri şu mülamansı olan. Lamansalar tuttuğunuz. Evet, tuttuğumuz iki kuş. Bu kuşlar ömrü billah artık ne kanat verilecek, ne satılacak, burada ölecek hocam. Yavrusunu alsak? Yok, yavrusunu almayalım. Yavrusunu istemiyorum ben kuşların. Ben kuşlar. Güzel bulamazmış ama. Hocam başladım. Bu kuşların çoğu yeni kuştan olanlar var işte içinde. Benim eski kuşlar da var. Evet. Karışım hocam, bunların hepsi basmış hocam. Yarısı benim karışmacım zaten, boyalı olanlar. He şu boyalı olanlar. Boyalı olanlar benim karşımacılarım hocam. Aynı da sarı yeşil olanlar da çoğu yeni kuştan bunlar. Evet. Bakalım hocam bunlar şu kuşun da hoşumuza gitti diye bir karışmaya bırakmayacağız ama. Sarı. Sarı çok temel bir kuş. Değişik bir şey hocam. Çok değişik uçuyor. Evet. Biz dedik yakalanır falan. Yürüyor ve kafası sarı. Evet hocam.
yakaladı falan dedik, ne olmaz. İşte hocam bunlardan başlayacağız. Bunun içinden 5-6 taneyi de büyük ihtimal şey yaparız. Ayırırız mesela sezona. Yanıldığımız da olabilir işlerinde. Evet. Kızgınlığına falan gidenler vardı. Onları da bırakmak zorunda kaldık hocam. Maşallah. Valla hocam seneye yüzün üstünde düşünüyoruz. Yine biz hani fazla abartmadan söyleyelim de. Yani ama 150 demeyelim de 100 diyelim. Evet. Ama şu anda toplamda bayağı bir... Var hocam, bayağı var. 150-160'ın üstünde. Var da biz 100 diyelim hocam. Ha, aynen, hazırlayabileceğin. Aynen hocam. Tamam. Zaten hepsini bir dışarı çıkartırız hocam videonun sonuna doğru. Tamam. Görürsün şimdi diğer uçanlar falan açalım. Tamam, olur. Bunları alalım kümese. Olur, olur, al. Ahmet Bey. Evet. Ahmet abimizin kümesini evet. Görüntüleyemedik. Kısmet buradaymış. İlk videomuzda burada. Hocam... Pembe boyalılar dönüyor. Evet, videoda evet, evet. Bahsetmiştik de. Videoda bahsetmiştik. Şimdi buraya transfer olmuş. Şu an buradayız hocam. Emre arkadaşımızla beraberiz. Evet. Ha, buradan devam ediyoruz kuşçuluğa. Tamam. Bu sezonda şöyle bu güvercinleri Ahmet abimiz çok bomba gibi hazırlayacak. Sezonda evet, Ahmet abi beraber çekeceğiz. İnşallah hocam. İnşallah. Seneye ben yokum. Ahmet abiyle beraber çekeceğiz. Ben aradan çıkayım artık. Oğuş yeni hocam, kümese girmedi. Evet. Oğuş Antep kuşundan olan, kümesin üstünden çıktı hocam. Evet. Çünkü kümesi bura değil. Evet. Tamam. Şunu bahsediyorum hocam, değil mi? Hocam o, yok o değil. Kümesin o değil üstünde hocam. Ha. Kalktı. Evet. Kalktı. Tamam. O hocam, karışmacılar bölümündeki kuş da dünden bura yeni yapıldığı için kümese girmedi. Kümese girmedi. Tamam, diğerlerine... Üstü biraz. Tamam diğer herhalde. Hocam, o gazlı, o tamam açalım. Emre, bunların kanadı kırpılmayacak değil mi? Yok hocam, ya kırpılacak daha. Daha kırpılacak bunlar. Bunlar daha yeni hocam, daha 10 günlük falan bir malzeme var. Ne zaman kırpacağım bunları? Hocam bunları az daha yani şöyle bir ay kalmaz, bir ay içerisinde havalar az da ısınınca artık kırparız hocam. Peki şimdi ben en son Ertuğrul hocayla video çektim. Evet. Mesela o bu yıl kanat kırpmayacağım dedi. Sen her yıl kırpıyorsun mu? Ben kırpıyorum hocam. Ya yerde dedi birbirinin gözüne vuruyorlar bilmem ne falan. Hocam kümesi falan. Kendi dedi atıyor zaten dedi. Atmayanı da dedi ben çekeceğim falan. O şekilde doğru dedi yapacağım hocam dedi. Hocam kendi atıyor da yani kümesi falan geniş olduğu zaman yani çok istisna ya. 100 kuştan mesela atıyorum. Mesela bu kümeste kaç tane vardı? Nereden baksanız 75-80 tane var. Evet. Kümesin içinde mesela geniş. Bu karşıma kümesi olduğu için diğerlerine göre bir tık daha geniş. Evet. Yani hocam burada 70 tane kuş. Yani 70 kuştan belki bir tanesini birbirine vuruyordur yani. O da kendi. Sen kırpma taraftarısın. Ben kırpma taraftarıyım hocam. Her yıl da kırpıyorsun. Her yıl, her sezon kırpıyoruz hocam. Yani dinlenmesi lazım. Uçurmuyordur belki. Öyle dinleniyordur ama yani yazın bence kırpılmalı hocam yani. Evet. Ne zaman kanat verirsin kırptıktan sonra? Yani çekersin hocam, daha doğrusu. Ortalama bir 3-4 ay zaten yatırıyoruz. Bekletiyoruz işte. Yaz atlattan sonra. Ağustos'un sonuna mı? Ağustos'un sonu işte. Ya kimisi şey yapıyor hocam, diyor ki işte her sezon kuşçunun yani kuşçuların genellikle söylemiş olduğu bir yalan vardır hocam. Ben kuşuma yeni kuş kattım. Ben bir ay önceden kırpacağım. İşte yenim çok o yüzden. Yani kuşun yolunmayacağı zaman kuşu evet yoluyorlar hocam. Sezon evet erken bitiyor o yüzden. Mesela soğukların olduğu zaman kimsenin kuşu gitmez oluyor hocam. Evet. Zaten hocam buradan görünüyor. Çarşı bayrak görünüyor. Ben bilmiyorum görünüyor mu da. Evet. Genelde hocam biz o tarafa gidip karıştığımız için sağ olsunlar oranın kuşu yüklü olduğu için bu taraflara gelemiyor kuşları. Evet. Biz gidiyoruz hocam o taraflara. İnşallah bir gün onlar da bu tarafa bekliyoruz. Yani hep biz o tarafta kalıyoruz. Evet. Kısmet. İşte sezonun havalar tam soğuduğu zaman hocam yani karışma bitmiş oluyor bizim burada. Evet. Niye? Erkenden kuşu bırakıyorlar karışmaya, kanatlarını yiyorlar. Kuş erken bitiyor hocam. Bir de çok yakalanma oluyor hocam. Hani daha havalar soğumadan kuş lefe düştüğü zaman 5 dakika sonra konaklığa konuyor. Evet. Yani kuşun aslında suçu pek yok yani hocam. Evet, hava evet şey olduğu için, sıcak olduğu için. Evet. Çünkü tam zamanında bırakılmıyor. Bunlar keyfine uçuyor böyle. Aa, maşallah. Hocam yeni bıraktığım kuş döne döne uçuyor. Yani yeni. Böyle bir 10-15 dakika uçar mı? Uçar hocam. Yani hava biraz sıcak ama daha erken. Normalde hocam saat 7'ye doğru bırakıyoruz hani. Onlar Ramazan ayından dolayı şey yapmadık. Benim için biraz erken bıraktım. Erken bıraktık hocam.
Bir de hocam mesela o kuşları, kırptığımız kuşlar var ya, az önce gösterdiğim kırpık olanlar. Evet. 60'a yakın, 3-4 metre. Mesela hocam o kuşlar, biz kırpmak zorunda kaldık. Normalde bıraktığımız zaman, yani sağda 6.5 gibi bıraksaydık yine buradan giderlerdi yani. Bayağı gezerlerdi. Bayağı gezerlerdi senin. Biz ne olur ne olmaz diye kırptık hocam. Çünkü 2-3 tane içinden şey yaptı, atıldı gitti gelmedi bir daha. O yüzden dedik ne olur ne olmaz. Geçen sene başına gelen Antep olayını anlattım. Antep mi? Hocam geçen sene şey yaptık, kuş aldık Antep'ten. Evet. Neyse kuşları aldık hocam, karışma zamanı kuşun yani sağlamları böyle yerinde durmuyor. Neyse kırptık, karışma sezonunda kuşları bırakıyoruz. Bir gün hocam yine sağ olsunlar bizim koltuklarımı, koltuk dediğimiz hani yakınımızda kuş besleyen abiler. Evet. Yani bırakmıyor yani kuşu bırak, yani geç bırakıyoruz. Mesela atıyorum saat 4.30'da kuş karışma başlıyor. 4.30'da bırakıyoruz, kendileri de bırakıyor. Bizim kuş burada kalıyor. Biz de dedik ki bir 10 dakika erken bırakalım. He. Hocam bir bıraktık. He. Kuşun 9 tanesi gitti. Yani patladı gitti. Erken bıraktık biraz. Gidiş o gidiş hocam. 6 tanesi yerini bulmuş hocam. 6'sı Antep'e. Evet hocam. Antep'e buradan bir daha selam olsun. Antep'e gitmişler ha. Antep'e gittiler hocam 6 tanesi. Vay be. Yani kuşu saatini erken bırakmıyorlar artık. O da bir tecrübe oldu diye lan. Vallahi hocam tecrübe oldu biraz da. Yani beklemiyorduk. Evet. Helal olsun gitmiş hocam yani. Evet. Adamlar fotoğrafını at bizim kuşların. Geldi diye. Helal olsun vallahi hocam. Böyle bir nazimiz oldu. Evet. Evet arkadaşlar, bugün Emrah kardeşimizin güvercinlerini yeni çıkmasını sizler için görüntüledik. Emrah tekrardan hayırlı uğurlu olsun. İçine de kuş girmiş hocam. Şimdi vallahi ama. İçinde bir tane teşvir mi girdi Ahmet abi? Yabancı mı? Teşvir yabancı var da konar mı bilmiyorum. Deneyelim hocam bir. Tamam. Bunlar iniyor mu? Bunlar indiririz hocam. Biz indiririz şimdi. Tamam. Hani 3 tane girdi de konuşurken ben yukarıda baktım. Şu 4 senin mi? Onlar bizim değil hocam. Ha. Bizim değil hocam. Evet, parlaklık 2 adet. Hocam bu da yeni bıraktığım zaten kuşlar hocam. Daha bugün bıraktık. Vallahi iyi uçuyor. Oradan bir tane kuş atsana Ahmet abi. Kaç tane? Kırpık at karışmacımız hocam, yani karışık şu an şeyini değil. Keşmir daha önce keşmir göğü keşmir var. Keşmir var hocam şunun için. Kırpıklar açabiliriz hocam, hem açmış olalım kuşun tamam, hepsini. Tamam olur, olur. Şöyle hocam şu tutalım, kümesi oraya doğru geçin. Şuraya mı durayım? Tamam. Hem karışmacılara bakın hocam. Maşallah. Arkadaşlar şu manzaraya bakın ya. Allah. Bunlar inşallah hocam seneye bakacağız. Çoğu gezip buldu zaten. İçine de bir 3 tane girmişti. İkisi geri çıktı. Bir tanesi kaldı hocam içinde. Bir konuşma yaparken aldım. Ha 3 3 girmiş yani. 3 tane girdi, ikisi geri çıktı hocam yüksekte. Evet. Bir tanesi kaldı. O da hırsızlar ya şu an biraz hemen konmuyorlar. Şu keşmir hocam bir tane keşmir var da içinde. Hadi bakalım. Bakalım biraz hava sıcak ama belki konma ihtimali yüksek olabilir. Çoğu kuş işte hocam mesela biz karışmada kuşun hamladığı zaman hamını iyi açıyoruz lefte. Evet. Bizim kuşları konduran alarakla karayı seçiyoruz hocam. Ama adamların kuşu yiyemediğinden gidiyor. Artık lef atmaya dermanı kalmıyor. Evet. Bir tane yabancı gidiyor hocam şu an. Şurada gidiyor. Aa, konabilir, konabilir. Kuşlarımız bir konarsa inşallah bugün. Bir de hocam konabilir. Maşallah. Ya. Arkadaşlar şu anda gerçekten de hava sıcak. Niye ağzı ayrılmıyor yani? Evet, hadi bakalım. Yeni olanmış hocam, ağ konağı yatacak şimdi bizim. Heh. Antep'ten ha, yeni basanmış. Ağzı ayrılmış. Evet. Allah hocam içinde uçuyor ama konar mı? Dur bakalım. Hı, biri kondu. Hadi. Konmuyor hocam, konağı iyi. Allah Allah. Ya. Tabii zor bir şey sıfırdan böyle kümesi değiştirince. Yeni sıfırdan başlıyor gibi ya. Evet hocam. Şu an bir de ters konuyor kuşlar. Evet.
tek tek konuyorlar. Hı hı. O biraz sıkıntı şu ya. Yabancı olan kuş dışarı çıkmaya başladı. Ha, dıştan mı dönüyor? Konmayabilir. Bakalım. Ağzında ayrıldı ama. Ha. Allah Allah. Hadi tekrar. Hırslılar ya hocam, erken döktük. Biraz daha yorulmuş olsalar. Evet. Şey yapmış, şey yapmazlar. Gel. Bekliyoruz. Bu yeni hali peki eskisinden büyük mü? Eski kümeslerin de bu kadar büyük müydü? Konargan. Eskiden 3 kümes vardı. Hı-hı. Bu sefer 4 kümes yaptık. 4'e çıktı. Konarga bu kadar büyük müydü? Konarga bu kadar büyük değildi. Konargayla büyüttük hocam. Ama 10 numara olmuş ha. Konarga gerçekten 10 numara olmuş. Çok mu hocam, uzun? Hocam beriye çektik. Yani konarganın altını da şimdi şey yapacağız. Buz çok olduğu için. Evet. Orayı da şey yapacağız. Şimdi... Yok, konarga diyorum, çok mu uzun sanki? İnmedi değil mi? Yok hocam, inmedi de boyuna diyorsun. He, boyunası biraz uzun geldi bana. Bir panelde konarganın altını beriye çektik, altını kullanmak için. Yani alta, o gündüzcüleri alta alacağız hocam. Anladım. Yabancı kuş gidiyor hocam. Gitti mi? Ha. Konmadı. Kısmet, kısmet. Kısmetten ötesi yok. Evet. Bizim kuşlarımız konmuyor. Yani. Senin kuşun konmuyor ki, yabancı konusun Yemra. Şu tarafa gel, orada biraz şeye düşüyorsun sen. Karanlığa düşüyorsun. Videomuzu kapatalım. Emrah kardeşim çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Kümesler yeni çıkma. Gerçekten de 10 numara olmuş. Bu yıl ama sezonda geleceğim. İnşallah hocam. Şey, geçen yıl da öyle diyorduk, geç kaldık. Geç ama kaldım. Bu yıl sezonun en güzel zamanında. Bu yıl hocam ben sizi bizzat arayacağım zaten. He hocam, gel tam sezonun. Şey, evet. Evet arkadaşlar, bugün Emrah Borçkurt kardeşimizin kümeslerini sizler için görüntüledik. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.